Şu mum çok yakın bana, ondan şey... Lan yine yaktı. Sen kaç, 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 kaç. Yine yaktı, yine yaktı. Yaktı yine, yaktı bu kadın. Ya kızım, daha önündeki iki tane mumu hakim olamıyorsun da bana bir de diyorsun ki yok ikili yıldız sistemiymiş, yıldızlar göbek atıyormuş karşılıklı. Ne bağırıyorsun ya? Kaza oldu işte, kaza yani. Allah Allah, bu kadar bağırmana gerek var mı? Kaba. Kızım ne bağırmayacağım lan? Sen bu evi yakmadan rahat edemeyeceksin mi? Bu ev ahşap ev, ahşap. Ne demek ahşap? Tahta, tahta, odun. Anladın mı? Bu ev yanar gider. Hayır, bu ev sana miras kalmış anandan, babandan. Yansın mı? Beni evi yanmasın derdindeyim. Sen ne diyorsun ya? Ya zaten gelip seninle iki çift laf edene kabahat be. Gidiyorum ben. Git, zaten geldi elektrikle. Geldi, öyle bakıyorsun tabii, geldi. Elektrikle herhalde senin kafadan azar yiyince anında geliyor. Kapıyı da kır. Mutfağı yaktın, burayı yaktın, arabama çarptın. Kır kapıyı da kır. Gel bir de üstüne beni göm. Yaktı kadın lan. Beyefendi, buraya aracınızı park edemezsiniz. Ben patronun arkadaşım kadar. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun. Deriz değil mi? Almadım çünkü bir şey. Selamünaleyküm. Buyurun. Kardeş, buranın sahibi kim? Beceriksiz herif. Senin yüzüne proje atacak. Hani bu devlet meselesini halledeceğim diyordun. Evleri, dükkanları alırım diyordun. Nerede hani? Siz kimle görüşeceksiniz? Ben bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Beyefendi, kimle görüşeceğinizi bize söylemezsiniz, giremezsiniz. Ya... Şimdi sizin bu şirketin kamyonlarından biri geçenlerde bir duvara çarpmış. Bir karı koca duvarın altında kalmış. Adam ölmüş, kadın yatalak kalmış. Haberiniz var mı? Yok, hayır. Ha. Anladım. Angelina Jolie ile Brad Pitt boşanıyor diyorlar ya, doğru mu? Evet, Angelina Jolie mahkemeye başvurmuş, dava açmış. Brad Pitt çocuklara iyi babalık yapamıyormuş. Bize bak. Bakamıyorsun, niye doğruyun değil mi? Olur mu öyle şey ya? Brad Pitt iyi baba. Angelina Jolie özel dedektif tutmuş. Aldatıyormuş kadını. Angelina aldatılır mı ya? Eşek ya. Bu Brad tam bir eşek ya. Angelina aldatılır mı değil mi? Ya o değil de şey merak ettim ben. Siz şimdi bu Angelina Jolie'nin dedektifine kadar falan biliyorsunuz da bu kamyon muhabbetini bilmiyorsunuz mu yani? Beyefendi. Hukuk işleri onlar. Biz resepsiyona bakıyoruz. Giren çıkanı biliriz. Ha. Angelina ile Brad iki güne bir gelip gidiyor herhalde. Siz kimle görüşmek istediniz bize söyler misiniz lütfen? Kardeşim, patronla görüşeceğim dedim ya. Beyefendi, randevu almadan görüşemezsiniz. Önce gelip randevu almanız lazım. İndir lan oyunu. Ulan arkadaş, üç tane çocuk yetim kaldı diyorum. Sizin o kamyon duvarı yıkarken randevu mu aldı lan? Bunca zaman ne ardıydın? Yok kaleyi içeriden fethedeceğim, yok sen bu işi bitti bil. Hani lan sonuç? Evleri hala alamadık. Kızım, ara şu patronu. Beyefendi, lütfen biraz sakin olur musunuz? Olamam kardeşim. Yeter, sakin sakin konuştuk, bitti. Artık sakin olamam. Ya lütfen dışarı çıkın, yoksa polis çağıracağım. Çağırırsan çağır lan. Sen çağırmazsan ben çağıracağım. Kızım, ya o patronun buraya gelecek ya da beni yukarı salacaksınız. Adamın asabını bozmayın ha. Beyefendi, sakin olun beyefendi. Tamam kardeşim, bırak. Sakin olun. Alo, Korkut Bey. Burada olay çıktı. Bir adam sizi soruyor Korkut Bey. Siz olacağı gelir misiniz? Beni ne arıyorsun kızım? Paketeyi göndersenize. Ben randevu veriyorum, o patronumuz buraya gelecek, randevu veriyorum. Beyefendi, tamam. Dışarı çıkıyor. Bırak lan. Beyefendi. Ya başlatmayın lan beyefendi. Vallahi beyefendi. Bırak lan. Kim lan bu adam? Şevkat Yerimdar. Şevkat Yerimdar mı? Kim lan bu herif? Baş belasının teki baba. Buyurun efendim. Şu herifi hemen atın dışarı. Ne kadar güvenlik elemanı varsa gitsin asıl şunu. Peki efendim. Yürüyün. Lan. Bu herif benim başımın belası. Ya burada da çıktı karşıma. Benim Esin'le evlenmeme taş koyuyor. Hafiye gibi sürekli peşimde.
arıza çıkarıyor, tehdit ediyor. Bu herif ortaya çıktıktan sonra Esin'in aram açıldı. Esin uzaklaştı benden, soğudu. Neyin nesi bu herif? Hiç kimse baba. Balat Timurtacı. Cevdet Bey Esin'i bu herife emanet etti. Bu da burnunu her şeye sokuyor işte. Bu mu yani? Heh, bütün mazeretin bu mu? Ayağına dolaşan şu çulsuz herif mi? Şimdiye kadar o kızı kafalamış, evlenmiş olmalıydın. Biz de babasının mülklerini alıp projeyi hayata geçirecektik. Lan. Patron. Oğlum, o mağdur ettiğin insanların hakkını ödeyeceksin lan. Anladın mı beni? Gözüm üzerinde oğlum, akıllı ol. Remzi, Remzi! Lan oğlum onlar gelse ne yapacak? Ben kendim geldim, kendim giderim. Bana bak, gözüm üzerinde. Bu daha başlangıç. Aklını başına devşire. Necati, indir oğlum, indir. Lan ne işi var bunun burada ya? Benim de başım belaya sokacak ha. İndir lan şu adamı aşağı. İndirsene şimdi şuradan. İndir, indir. İndir, bitti işimiz, tamam. Anladım. Yok oğlum, çalış çalış, cam siliyor. Ulan ne manyak adammış bu be. Ya diyorum ya baba, herif manyak. Kes ulan, kes! Bana bak, en kısa zamanda o kızı ikna edeceksin ha. Bu manyak herifin de icabına bakacaksın. Duydun mu beni? Tamam baba, tamam. Eyvallah Necati. Şevkat, ne yaptın oğlum demin sen yukarıda? Ya sizin bu patronla konuştum ya. Şey, biraz böyle bir ince bir ayar verdim kendisine. Böyle tiplere arada böyle ince ayar vermezsen adam olmaz bunlar. Hani halk sağlığı açısından, anlatabiliyor muyum? Halk sağlığı falan neler karıştırıyorsun kardeşim sen? Manyak mısın? Yo, Beşiktaşlıyım. Ben de Beşiktaşlıyım ama birazdan güvenlikler gelecek. Hemen kaybol. Ya ben bunlara şimdi dalarım da. Oğlum çok kalabalık. Ya tamam, bunu saymıyorum. Bir dahakine sevgi yaparım. Gel bakayım lan, gel nasıl boş. Hadi buyur. Lan bir günde borçsuz günümüz olsun ya. Bir günde borçsuz günümüz olsun ya. Esin! Esin! ...2276 lira ne ara biriktin lan sen? Bu kadar borcu ben ne yapayım? Yumurta satıyoruz da alt tarafı. Hay arkadaş ben böyle... Bir bu eksikti. Ha, değnek gelmiş yine. Numarasını, mesaj atayım ben ya. Hadi gitti. Tablo iyice eskidi ha. Herhalde bunun batarya bitti artık değil mi? Şunu bir şarjı tak bakayım. Usta sen bunu at, yenisini al yani. Barışma lan. Ben senin kadar zengin miyim oğlum? Vergi borcu gelmiş, uzatma tak. Şunu bir yerde parta, hadi şunu. Bu ne usta? Ya sana ne, neyse ne oğlum, Allah Allah ya. O biliyor, yürü. Kızım usta ya, sorduk işte. Sanki ben kestim vergi ya. Ya tamam, uzatma hadi yürü. Asabım tenimde zaten. Babam artık zamanı geldi. Tanıştır beni Esin'le diyor. Baban da birlikte yemeğe davet ediyor. Olur. Olur tabii. Ben de zaten merak ediyorum babanı. Gizem bana hiçbir şey anlatmadığı için çok gizemli. Ben niye anlatayım canım? Babasının göz bebeği karşında. O anlasın. Selam millet. Nasıl gidiyor bakalım? Hı? İyi gibi. İyi. Bunu Şevkut ustam yolladı. Ne bu? Bilmiyorum artık. Sorduğum usta maaşladı beni. Siz biliyor musunuz? Tamam, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Kalbimdeki her şey dilimin ucunda.
Ama söyleyemem bunları. Sen anla. Ne zaman bir araya geliriz? Hiç aksatmayalım. Birkaç gün hemen buluşalım. Bora, acele etmesek mi? Çünkü burada çok iş var. İşte açılışa yetişmeye çalışıyoruz falan. Hani bir açılışı yapalım, o aradan çıksın. Öyle organize olalım. Nasıl yani? Az önce olur diyordun ya. Bak, babam benden haber bekliyor. Tamam. Benim kafam şimdi çok karışık bu işlerle falan. Onu daha sonra biz seninle rahat rahat konuşalım, olur mu? Konuşuyorduk ya. Bak, burada rahat değilsen dışarı çıkalım, baş başa konuşalım. Anla artık be Bora. Ayak altına dolanma diyor. Gizem. ...76 lira ne lan? Öyle bir vergi borcu olabilir mi ya? Ne yapacağım ben? Böyle 3-5 koli yumurta satarak biz bu borcu nasıl ödeyeceğiz lan Miço? Ne yapalım Usta? Sen borcu ödene kadar artık ben de haftalık almam ya. Oğlum, senin haftalığın kurtarsaydı ben de çıraklık yapardım. O öyle olmaz. Toplu para lazım. Yoksa yine arabayı satmayı mı düşünüyorsun usta? Verme oğlum, kız duyacak. Esin, ne oldu? Ya Şevkat benden gözlerini kaçırıyor. Yapmayı düşündüğü şey için çekiniyordur. Ya, biraz sınıf farkı var aranızda. Bak, cesaretini toplayınca teklif edecek, görürsün. Bana bak, ben bu vergi borcu muhabbetinden kimseye bahsetmedim. Sen de ağzını kapalı tuta. Milletin zaten derdi başını aşmış. Bir de sen benim derdimi yükletme. Tamam. Hadi. Sen nereye la? Nereye olursa Şevkat. Sabahtan beri boşanma davasından bahsediyorlar. Gına geldi artık. Burama kadar geldi. Gidelim. Oğlum, sen mahallenin muhtarısın. Otur mahallenin başında bekle. Vallahi Şevkat, gidelim. Bazen daraltıyorlar. Daralıyorum. Daralıyorum. Ha, iyi bari. En azından daralmanın nasıl bir duygu olduğunu biraz hissetmişsindir. Gizli numara neymiş ya? İşte arayan numarasını gizliyor değil mi? Öyle mi? Çok sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Alo. Burnunu her şeye sokma, akıllı ol. Ne diyorsun lan sen? Kimsin oğlum sen? Ne oluyor ya, kimmiş? Ne bileyim ben. Lavuğun teki aradı, akıllı ol dedi, kapattı. Bence çok yerinde bir tavsiye. Yani mutlaka dikkate almalısın. Bu tavırlar araba yüzünden herhalde. Öyle göndermeyeyim evine. Şey yapak mı? Ben de bir kahve çek de öyle çık istersen. Ha? Olur. Nasıl yok ki? Tamam, geç hadi, geç. Tamam, geç. Şevkat Cuma Usta ile konuşuyordu ve diyordu ki, aşığım, hem de deli gibi aşığım. E'si var mı? Bunları söylerken senin fotoğrafına bakıyordu. Yok, yok artık. Ciddi misin sen? Esin, Şevkat sana fena tutulmuş. Ok yaydan çıkıyor, baksana. Allah Allah, ne oldu birdenbire bu adama ya? Ha, bunu İsmail getirdi de. Ben yanlışlıkla bunu düşürüp camını kırdıydım. Sonra hemen Cuma Usta'ya götürüp yeni cam taktım. Bu da fos çıktı. Şimdi tamam oldu işte. Şey yapma ya, giderken unutma. Tamam, alırım ben.
Ne var lan? Başına büyük bela sarıyorsun koçum. Akıllı ol. Allah Allah. Gel de aklımı başıma getir la. Artist. Oğlum erkeksen özel numaradan değil açık açık arar konuşursun. Ne oldu? Aynı adam mıydı? Darlama ya boşver Allah. Şevkat bak bahçede aradığında dalga geçtik ama bu normal bir şey değil. Yani adamın biri sana takmış falan olmasın. Ya gözünü seveyim ben buna bir takarım ikiye bölünür ya. Sen ne boşver bunları ne bir şey yapayım ya. Kahve içiyorsun? Olur. Türk kahvesi yapayım ama. Öbürü senin o Amerikana falan diyorsan onu ben yapamam kendin yap. Tamam tamam Türk kahvesi. Açmasa mıydı? Alo dayak attı buyurun. Adresinizi verin ambulanstan önce gelelim efendim. Ver lan adresini. Akıllı ol. Var ya. Bak ettiği laflara kızmıyorum da suratıma çatır çutur telefon kapatıyor. Ayar olurum vallahi ayar olurum. Tamam tamam sakin ol bir şey yok. Kapattın mı? Kapattım. Arasın dursun yarası. Sade yapayım. Sade. Ya şimdi bugün benim o... Ay! Ne oluyor lan? Hangi kırdı lan camımı? Çık lan ortaya. Bekle oğlum bekle. Nereye saklanıyorsan geliyorum bekle. Şaka 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 şuna bak. He? Akıllı ol. Biri seni açık açık tehdit ediyor resmen ya. Ben onun bir ağzını burnunu kırayım da görsün. Şevkat, Şevkat, Şevkat ne olur gitme. Ben kalamam burada tek başıma. Çok korkarım. Bu kaçıp gitmiştir zaten bebeleri de neyse. Ya sen de kahveni de döktün. Yapayım mı sen yenisini? Yok, yok istemiyorum hiçbir şey ben. Al bari bir su iç. Sakin ol. Al şunu. Su iç al. Ya istiyorsan sen de artık evine git. Burada daha çok gerileceksin yani kaldıkça. Ben korkarım evde tek başıma. Uyuyamam ki. O zaman benle kal bu gece. Yani... Olur mu ki öyle? Bilemedim. Ne olacak canım? Şurayı açarım ben. Yatak oluyor. Ben de odamda yatarım işte. Efendim. Bir telefonunu açıp baksana ya. Adam tekrar aramış mı, mesaj atmış mı falan. Çok merak ettim. Aklım onda kaldı benim. Bakıyor musun? Bakıyorum. Akıllı ol. Akıllı ol. Akıllı ol. Akıllı ol. Yok tamam şey yapmamış, atmamış bir şey. Hadi yat, iyi geceler. Peki sen daha önce böyle bir şey yaşadın mı? Hayır, ilkleri yaşıyorum. Bir tahminin var mı yani? Kim olabilir sence? Ya emanet, gözünü seveyim. Sabah düşünek bu bunlar. Hadi yat, uyu, iyi geceler. Şevkat, uykun ağır mıdır? Ya ne bileyim kızım ben, kantarın üstünde mi yatıyorum, yatakta yatıyorum ya? Hayır yani, bir şey olsa uyanır mısın hemen, onu soruyorum. Uyanırım, tamam sen rahat ol. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Şevkat, uyudun mu? Müsaade edersen uyumaya çalışıyorum, emanet. Uyuma, ne olur. Önce ben uyuyayım, sonra sen uyu, tamam mı? Bak, istersen kalk bir yüzünü falan yıka, açılırsın. Hadi.
Anlaşıldı. Bu gece bana rahat uyku yok. Ben geliyorum senin yanında yatıyorum. Nasıl? Yok artık. Olmaz öyle şey canım. Yanında falan yatamazsın Şevkat. He, gelecektim orada öyle senin yanında yatacaktım. Lafa bak. Burada yatacağım ben. Ay, tamam canım. Niye sinirleniyorsun ya? Korktuk işte insanlık hali yani. Sen de biraz halden anlasan olmaz mı? Tamam bak. Ben burada yatacağım. Tamam mı? Arada da gözümü açıp seni kontrol edeceğim uydun mu diye. Tamam, anlaştık. Sen uyuyabilecek misin orada? Ben uyurum, tamam. Sen rahat ol. Hadi sana da iyi geceler. Tamam, sağ ol. İyi geceler. Şevkat, bir şey sorabilir miyim? Uyu! Tamam, iyi geceler. Günaydın. Günaydın. Uyumadın mı sen ya? Nerede? Sabaha kadar öyle bir horlamaya maruz kaldım ki yani. Vallahi beton kırma makinesiyle kaldırımları falan kırıyorlar sandım. Kim? Ben mi horladım? Sen horladın tabii. Yok, babam horladı. Vallahi bak, bu bebeler yumurtadan falan kestirirse senden bilirim, ona göre. Ya Şevkat, cidden horluyor muyum ben? Doğru söyle. Ya yok kız, ne alakası? Takılıyorsun. Sabah takılması. Ben bir yoklama çekeyim, dur. Ezzam, Firuzam, bir bakayım. Barbara, evet, Matilda. Orada. Bakın Dayana. Dayana nerede? Dayana! O ne? Aynı terane, ne olacak? Eğer bu herif Dayana'yı kaçırdıysa, onun bir tüyüne zarar versin. Yemin ediyorum bak, bütün mahalleyi yakarım ha. Tamam, sakin ol. Bak, bu iş iyice saçma sapan bir hale dönüşmeye başladı. Biz en iyisi polise gidelim, olur mu? Kızım, polisle molisle çözülmez bu işler. Ben bireysel takılacağım. Ağzını burnunu kıracağım o herif. Hadi görüşürüz. Şevkat. Şevkat, dur beni bekle. Çantamı alıp geliyorum. Bu ne böyle ya? Sen böyle sabah sabah ecra gibisin. Ne oldu, komşu yaramadı mı sana ha? Sen onu çöpe at. Beni al yanına ha? Kızım, sabah sabah sinirim tepemde, bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Ben senin sinirin olayım ya. Tepene çıkayım. Yani üste taşınayım ha? He, taşın üste de. Bir karakol da bizim bahçeye yapsınlar. Hadi yürü git ya. Hadi. Şevkat! Ay, neyin var senin? Tavuklardan biri kayıp. Kaçırdılar galiba. Geziyordur o, geziyordur. Kim kaçıracak ki Şevkat'in tavuğunu? Ya dün akşamdan beri biri musallat oldu Şevkat'e. Ondan şüpheleniyor. Siniri tepesinde zaten. Dikkat et, sana da musallat olmasınlar. Sen çok kalma buralarda. Ben bakarım senin yerine. Hadi. Şevkat, beklesene. Bekle mi? Ne böyle şey? Oo, Şevo. Gel, gel. Ne yapıyorsun lan sen burada, dükkan boş duruyor orada? Tabak yapıyorum usta, bir sürü kalkarım. Bak! Kahvaltı yapıyormuş paşam. Hayırdır Şevkat? Şevkat. Kardeşim tamam, sen atarlı adamsın. Ne bileyim, sinirli adamsın da bu halin biraz overdose. Ne oldu lan? Ya lavuğun biri dadandı. Yok telefon etmeler, yok mesaj göndermeler, bilmem ne. Bugün sabah da Dayana'yı kaçırmış. Ya kimmiş o ya? Bir insan Dayana'dan yumurta dışında ne ister ya? Biri seni tavuğunu kaçırdıysa, seni çok iyi tanıyan biri. Neye kızacağını iyi biliyor. Vallahi bilmiyorum artık. Benle hani derdi neyse bilmiyorum da çıkar ortaya elbet. Siz de gözünüzü dört açın ha. Etrafta böyle yabancı abuk subuk tip görürseniz. Kardeşim, dalarız. Hiç merak etme yani sen. Hayır kardeş, dalmayacağım. Bana hemen bir sinyal çakacaksın. Ben geleceğim o herifi en derine dalacağım, oradan kum çıkaracağım. Tamam kardeşim. Hallederiz. Biz gözümüzü dört açarız. Gerekiyorsa bir şey muhalle kol gezeriz. Hiç yok mu bir şey lan? Siz de bütün gün yiyin lan. Anca yiyin. Bir de yediklerinizin karşılığını verseniz bari. Ayılar. Diye oğlum ya. Ya afiyet olsun.
Ben senin o yanağının kapasitesini merak ediyorum. Daha ne kadar şişebilir diye. Açık mı bıraktın ha? Yok usta ya, olur mu öyle şey? Artık bunları yapan her kimse tavuğu da o kaçırdı bence. Esin bak, bu herif yüzünden başına bir şey gelecek senin. Eyvah! Ay ne oluyor ya? Ulan sinsinin evladı! Oğlum nereye saklandıysan beni iyi dinle lan. Bu dünyayı senin başına yıkacağım. Başına, başına. Bu yaptıkların yanına kalmaz. Ne oluyor ya? Bilmiyorum. Dünyanı başına yıkacağım senin. Sen elbet benim karşıma çıkacaksın. O zaman senden şırıngayla kan alacağım. Kan, kan. Öyle tırsacaksın ki. Korkudan yumurtlatacağım seni aslanım. Tarihin ilk lavuk yumurtası senden çıkacak, haberin olsun. Sevkat yavrum, ne bağırınıp duruyorsun? Ya şu dükkanın haline bir bak haline. Dükkanın anasını ağlatmışlar, dükkanın haline bak. Oğlum, bana arıza çıkaracak adam daha anasından doğmadı lan. Tamam oğlum ya, tamam, bir rahat ol ya. Nasıl olsa seneriz, seneriz şuraya asfalta. Gel bir ya. Evet, gel. Gel Beşiktaş'tan. Bak ya. Biz hallederiz, sen hadi, gel, gel. Hadi gel, gel. Bana bak Şevo. Kim yapmış olabilir lan? Bana bak lan. Sen hiç son zamanlarda biriyle böyle takıştın makıştın, bir münasebetin oldu mu senin? Ya yok. Bir holdingi ziyarete gittiydim. Orada işte biraz spor olsun diye biraz sağa solu da attım. Da yani holding patronunun yapacağı iş değil abi, böyle kümesten tavuk kaçırmak falan. Yani onlar daha büyük takılır diye tahmin ediyorum. Abi de 9.000 lira vergi borcu geldiydi de. Yani herhalde maliyeciler tahsilat için böyle bir fanteziye girmez diye tahmin ediyorum. Oha ara. Neymiş la bu 9.000 lira? Ya neyse tamam, bunlar boş ver, sonra konuşalım ya. Ama sen haklısın hacı. Vallahi bak yani bu bana kafayı takan bebek kimse beni gerçekten yakından tanıyan biri olmalı. Yani buralarda bir yerde olmalı, o fazla uzakta olamaz. Senin aklına kimse geliyor mu? Kimse gelmiyor Sevkat. Zaten seni çok iyi tanıyan biri ne kadar çabuk sinirlendiğini hayli hayli bilir. Mesele şu, bunu neden yapıyor? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Neden yapıyor? Doğru tabii, doğru. Bunu düşünmek lazım. Değil mi? Neden benim tavuğumu kaçırıyor bize? Değil mi? Neden bu bebenin çayını kahvesini kaçırmıyor? Bunun ayakkabı tezgahını kaçırmıyor? Bunun armudunu mandalinasını kaçırmıyor da neden benim tavuğumu kaçırıyor? Neden bunları yapıyor diye? Sevkat, vergi borcunu nasıl ödeyeceksin? Vallahi Alman ligine bahis yapayım diyorum. Çok sürpriz oluyormuş. Başka çare yok. Akıl ver akıl. Doğru söylüyor oğlum adam. Sen pahalı oynayacaksın ya. Birden iki direkt kazandırır. Ya beyler, bu dışarıdaki adam niye dikilip duruyor orada öyle ya? Bilmiyorum. Allah Allah, harbiden lan. Kimmiş lan bu? Şimdi anlarız. Sakin şey, sakin. Misafir falandır. Selamünaleyküm kardeş. Hayırdır, birine mi baktın? Sana ne? Ne demek lan sana? Kimsin oğlum sen? Kim gönderdi lan seni? Sen misin lan bana takım dedi. Kimsin lan sen? Durun lan! Ay! Ay! Aa! Ne oluyor ya? Aman oğlum! Sevkat! Ağır ol biraz. Sık lan. Yürü ya, yetiyorsa sık bakalım. Polisim ben. Aa, memur abi. Ya. Allah. Hadi derdini karakolda anlatın. Durun bre, durun, durun. Ah, sivil polisiyim, hayır ama götürmeyin ne olur. O çok düzgün bir çocuktur. Bakın bu aralar ona bir kafayı taktı. Sizi onunla karıştırdı. Yoksa öyle şeylere karışmaz o Katiye. O bana karıştı. Bana bak, bir dakika, Allah Allah, bir dakika, lütfen bir ya. Bir dakika sivilciğim, bakın ben mahallenin muhtarıyım. Niko Calamaro. Sevkat'in bu ara asabiyet problemi var. Yani vergi borcu falan geldi. Rica ediyorum, affedin bu sefer.
Evet. Lütfen ya, kırmayın bizi ya. Peki, bu seferlik öyle olsun. Şunu da sok. Ha kardeş, kusura bakma da alnımda da polis yazmıyor ki. Ben nereden bileyim gelmişim buraya, dikilmişim ya. Biz de mahallenin delikanlılarıyız yani. Savunuyoruz mahallemi. Ha ne oldu? Bak şimdi deşifre oldum. İyi mi oldu yani? En büyük polis bizim polis. Güle güle. Hadi kız, yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.